Selam arkadaşlar. Yeni bir H&M home tour yapalım o zaman. Bakalım güzel mağazaya neler gelmiş. İlk girişte hemen böyle amber renkleri karşılıyor. Bunlar yeni. Fiyatı 95. Böyle bir yapar çiçekle. Çok hoş durmuş. Böyle mumlar. Fiyatını göremedim. Bunda da yok. Yine şu renk. Şöyle bir şamdan gördüm. 95. Her şey zaten gerçekten 95 lira gibi ve böyle bir hasır mı? Bu da 70 TL. Bu çerçevelerden. Bunun fiyatı 70 lira arkadaşlar. Boyutu bu kadar. Şöyle bir şişe açacağı var. Bunun fiyatı 90 lira. Pardon. Ah, git şuradan. Git. Böyle. Çok tarz bir şey gerçekten. Burada da böyle amber renginde bir kadeh gördüm. Ama fiyatını göremiyorum. Ve şöyle bir karaf. Bu da 60 TL arkadaşlar. Böyle ayı figürlü tuzlu biberlik var. Bunun fiyatı 80 TL. Ve H&M'den almadığım ahşap tabaklardan. Bu tabi bayağı bir açık rengi. Bununla kıyaslamamak lazım. Mango ağacından zaten. Bu da 129 TL. Bu reyonda da dikkatimi ilk çeken şey bu gold detaylı mermer kase. Bunun fiyatı 129 TL. IKEA'daki şu gold bardak altlığı size uymuyorsa H&M'de de var. 139 lira ve dörtlü. Bu böyle yuvarlak değil. Şöyle göstereyim. Böyle karamtrak bir şey. Bir de böyle bir şey var arkadaşlar. Bu da böyle. İşte servisinin önüne bırakıyorsunuz. Şu yengecin elinde çizgiler var ya, oralara da işte atıyorum bir kağıt. Kağıtları şurada. O kağıtları işte oraya kim oturacaksa onun ismini yazıyorsunuz. Böyle serviste şıklık yaratmak için kullanmak isterseniz diye bir ürün ama fiyatını göremedim. Yine bu da aynı şekilde. Bunu da böyle masaların önüne bırakıyorsunuz servisinin önüne. Şuraya yine kağıdı giriyor. Ve oraya kimin oturmasını istiyorsanız onun ismini yazıyorsunuz. Hem misafirlerinize karşı bir hoşluk olmuş oluyor. Hem de işte şu minik gold detaylar masanızı zenginleştiriyor. Ve bu peçetelik tekrar gelmiş. Bunun fiyatı 70 TL. Çok çok güzel. Güzel bir parça. Bu kupalardan bol miktarda var. Bunların fiyatı 68. Aa, bunların fiyatları düşmüş. 50 lira arkadaşlar. Kapın. Ankara'da bu. Cep AVM. HMO'm arkadaşlar. Çok gerçekten 67 liraydı bu. Şu an 50 liraya gelmiş. Hatta bakın bu 68 lira. Bunu mu kapmalı acaba? 49'du bu. Bu 68. Arkadaşlar burada bir tane 50 liraya kupa var. Benden söylemesi. Bu kaseler de çok güzel. 68 lira. Bunlardan da böyle bakarsanız 39 olan da vardı fiyatlarda. İşte ürünlerin geldiği tarihe göre eski etiketler kalmış olabiliyor ve o fiyatlardan alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bir de böyle bir şişe açacağı var. Bu da çok çok güzel. Fiyatı 70 TL. Sizlere çok güzel bir reçellik ve zeytinlik önerisi ya da böyle işte atıyorum sütlü tatlı sunabilirsiniz. 50 TL. Hani adet olarak fiyatı biraz yüksek ama gerçekten çok zarif. Az önceki peçeteliğin böyle bir şişe açması da var. Bunun fiyatı da muhtemelen 70 lira gibi bir şey. 68 lira. Ama bu birazcık kullanışsız bence. Çünkü şişe açarken şöyle ister istemez güç uyguluyorsunuz ya. Sanki böyle ele batar yani. Bence pek kullanışlı değil. Benden söylemesi. Bu kadehlere ise resmen vuruldum. Gerçekten aşırı ötesi şık. 50 TL. Burada yine normal klasik kadehlerden de var. Bunun fiyatı da 50. Şöyle bir karaf var ve bunun gold detaylı bir ağzı var. Çok çok hoş. Fiyatı 90 TL arkadaşlar. Şöyle reyonu size uzaktan da göstereyim. Çok güzeller. Az önceki şişe halkası orada ve şişe açma aparatı orada. Ve böyle arkadaşlar. Şu büyük tepsi de çok güzel. Güzel bir salata servis kaşığı gelmiş. Çok aşırı uzun, böyle yaklaşık 40 santim uzunluğunda diyebilirim. Fiyatı 95 TL. Ben bundan bugün alırım. Gerçekten çok güzelmiş. Gold tonu falan da güzel.
Tekstil reyonunda böyle bu renk bir runner var. 55-150 ölçülerinde. Bunun fiyatı 60 TL arkadaşlar. Mesela şu ahşap masayla bu renk çok güzel olabilir. Burada da peçeteleri var. Peçeteleri de ikili olarak satılıyor. 45-45 ölçülerinde ve bunun fiyatı da 40 TL. Ama çok güzeller. Bu şekilde ikili peçete halkası var. İkili 70 TL. Ve burada böyle bir sürü alternatif var. Ama bunlar fazlaca ağır. Atıyorum böyle bir yaprak. Burada böyle bir çiçek detaylısı var. Bu da 50 TL ikili olarak. Böyle bir şişe açma aparatı var. Bu da ne kadardı? 80 TL arkadaşlar. Şöyle. Bu kullanışlı bir şey. Ama tabii biraz fazla iddialı. Açma aparatı var. Bunun fiyatını göremedim. Ama Elçen Ahman bunlar üzerine bayağı bir çalışmış yani. Bakar mısınız? Çeşit çeşit model model. Böyle pembe dokulu bir porselenden tatlı tabakları var. Bunların fiyatları 68 TL. Böyle de bir kupa bardak. Bu da 40 TL arkadaşlar. Çok çok güzeller. Bunlar 68 TL ve bu güllülerin kaseleri de var. Çok çok şıklar. 50 TL. Böyle bir fincan ve tabağı var. Fincanı 50 ve tabağı ayrı ayrı 50 TL arkadaşlar. Bunların ikisi ayrı ayrı satılıyor. İsterseniz bunu böyle minik bir porsiyonluk, böyle bir dilim baklava vesaire ikram etmek isterseniz de kullanabilirsiniz. Bir de böyle bir peçete halkası buldum. Hani belki seveniniz olur diye göstermek istedim ama üzerinde fiyatını göremedim arkadaşlar maalesef. Hah gördüm. 60 TL. Çok tatlı ama dediğim gibi biraz iddialı. Şöyle bir şey var. Ben bundan bir ara kullanmıştım böyle. Hem pudra şekeri serpmek için kullanılabilir. Fiyatı 60 TL. İsterseniz böyle tuz koyabilirsiniz. Hani yemeklerinize çok tuz atmak istediğinizde bu deliklerden fazla miktarda tuz geliyor. Hemen pratik bir şekilde yemeğinize tuz ekleyebiliyorsunuz falan ama pudra şeker için bence müthiş bir aparat. Değerlendirilebilir. Yine burada böyle bir servis tabağı gördüm. Bunun adet fiyatı 70 TL. Şöyle bir sürü gold yaprak detaylı. 28 santim falan yaklaşık boyutu da. Az önceki fincanların böyle beyaz alt temalısı da var. Az önceki böyle biraz pembem traktı. Bu böyle beyaz üzerine yapılmış. Bu da fiyatını göremedim ama 50 liradır diyecektim. 50 liraymış arkadaşlar. Bu kupaları almayı düşünürseniz bunlar bayağı büyük arkadaşlar. Hacim olarak hani ona göre alın. Onu bilerek alın lütfen. Şöyle tabaklardan var. Arayanınız varsa Ankara Cepa AVM'de mevcut. 35 TL. Şöyle bir modeli var bunun. 30 TL. Bunun aynısının şöyle goldlusu var. 30 TL arkadaşlar. Böyle düzü var. Böyle siyah beyazlısı var. Bu da 50 TL. Şu karaflardan var. Bunlar bir ara online'da 39 liraya falan düşmüştü. Ben o gün bugündür bunu almadım. O fiyatını gördüğüm için hala o fiyatını bekliyorum diyebilirim. Mağazada 100 TL arkadaşlar. Ve şöyle bir kupa var. Bu da çok zarif bir şey kesinlikle. Şöyle göstereyim. Aşırı iyi. Bu tabaklardan bir sürü gelmiş. Bunun fiyatı 25 TL. Böyle işte atıyorum işten geldiniz. Rings and things zaten. Hani düşüncelerinizi ve yüzüklerinizi içine bırakın diyor esprili bir şekilde. Çok tatlı bir tabak gerçekten. Bence bunu alın. Benim evimde kullandığım gold takı standının gümüş olanı. Ama ben bunu takı standı olarak değil de havluluk olarak kullanıyorum. Çünkü duvar mesafesi uzak. İşte atıyorum havluya ulaşana kadar lavabonun üzerine bir sürü su damlar diye hemen bunu portatif bir şekilde lavabonun yanına koydum ve üstüne şöyle 30'a 50 bir havlu attım şuradan sağ tarafına ve çok pratik oldu. Siz de değerlendirebilirsiniz. Bu 95 TL. Böyle bir banyo seti var. Yani daha doğrusu şöyle bir sabunluk. Bu 90 TL. Ve şöyle bir fırçalık. Bu da 70 TL arkadaşlar. Ve burada da bu şekilde bir yüzük tabağı var. My Pretty Things olarak. Bu da 25 TL. Ve şurada da yine benim banyomda kullandığım fırçalık var. Bu 60 diyor ama az önce 49'a gördüm sanki. Evet bakın bu 50 lira. Fiyatlarına mutlaka bakın arkadaşlar H&M'de. Ve
Şu da 90 lira. Bunlara bir şans verin. Ben yaklaşık 6 aydır kullanıyorum. Asla bozulmadılar. Bilginiz olsun. Az önceki pembe tatlı tabağının şöyle dokulu olarak beyazı da var. Bunun dokusu müthiş arkadaşlar. Aşırı kaliteli duruyor. Bu 68 TL. Bunda da şurada az önce daha uygun fiyatlısını görmüştüm. Mesela bu 60 TL. Benden size tavsiye H&M'de bütün etiketlere bakmadan istediğiniz ürünü almayın arkadaşlar. Burada da çok güzel bir gümüş detaylı tepsi var. 150 TL ama hemen parmak izi yapar. Görüyorsunuz bakın hatta üstüne kalmış gibi. H&M'in çok sevdiğim bir ürünü de bu Amerikan servis. Böyle dokusu müthiş. İki yanaki gibi değil yani sert doku değil ama adet fiyatı ne yazık ki 50 TL ama çok görsel bir şey. Böyle şu jütalılar var ya onlara benziyor. Bir de bu şekilde olan bir salata servisi var. Bu birazcık böyle üstünde dokulu. Hani bana uymuyor ama uyan varsa görmesi açısından paylaşmak istedim. Bu da 95 TL. Şöyle hatta ikisini yan yana görmek isterseniz şöyle yapalım. Ben bunu alacağım. Çok tatlış bir karaf var. Bu da böyle bir parça arkadaşlar. 100 lira. Ve bunun şöyle takım bardağı var. Şöyle. Bunun da adet fiyatı 60 lira ama çok fazla yani. Şöyle ince bir cam bardak için. 60 lira bence. Gel gelelim buraya arkadaşlar. Burada da böyle işte atıyorum sulama kapları var. Bunlar tamamen dekoratif. Şu 169 TL. Boyutun anlamında açısından şöyle elime aldım. Çok kaliteli, aşırı şık görünüyor. Burada yine H&M şu vazolarından var. Bunlar da çok şık kesinlikle. Burada da böyle işte atıyorum kısa ve daha geniş çaplısı var. Bunun fiyatı 129. Bunun fiyatı 139. İki boy olarak gördüm şu an. Ama kesinlikle çok tatlılar. Şu yeşil mermer kesme tahtası da çok güzel ama kaldırıp fiyatına bakamayacağım şu an. Burada yine böyle işte atıyorum yeşil renkli bir mum var. Bunlar tepsi içlerinde kullanınca çok tatlı duruyor. Bu 95 TL. Şöyle yine minik bir vazo var diyeyim. 40 TL arkadaşlar. Şunun içinde tek dal bir kuru okaliptus hayal ediyorum. Gerçekten çok güzel olurdu. Burada da az önceki sulama kaplarının daha küçük versiyonları var. Hatta şöyle yan yana koyayım. Bu da 129 TL. Yan yana görmek isterseniz. Böyle. Böyle ikili bir yıldız tabak var. Hani çok tatlı bir çerezlik olabilir. Bu da ikili şekilde 150 TL arkadaşlar. Şöyle duvarda kullandıkları tea light'lık var. Duvara asıyorsunuz ve içine bir tane küçük mumdan yerleştiriyorsunuz. Şöyle göstereyim. Yakından. Bunun fiyatı 70 TL arkadaşlar. Böyle bir duvara asimetrik bir şekilde 3-4 tane koyarak çok tatlı bir görüntü yaratabilirsiniz. Şu vazo arkadaşlar. Böyle gerçekten tam olarak pampaslık bir vazo. Bunun fiyatını göremedim. Hemen bakacağım. Şurada belki yazıyordur. Evet 139 TL. Yani elimden de boyutunu anlarsınız. Çok güzel bir parça. Bu H&M'de tükenmeden bence alın. Böyle yere indirip üstüne pampas koymalık. Ve tabii ki şu mermer şamdan. Bu da 95 TL. Ve böyle aşırı şık bir parça. Yani böyle yine dediğim gibi bir mum tepsisinin içinde. Uzun mum, blok mum, hani kavanoz mum falan. Aşırı iyi görünebilir. Böyle bir mum gördüm. Hepsinin kokuları zaten enfes. Bu 95 TL. Aynı vazonun böyle koyu siyahı da var. Az önceki daha opaktı. Bu biraz daha siyah. Muhtemelen fiyatı aynı. Hayır bu. 149 liraymış arkadaşlar. Çok güzelsin H&M Hanım. Aynı vazoların burada da böyle çok minikleri var. Parmağımı koydum görebilin diye. Bu 28 TL. Bu 25 TL. Az önceki ufak ve siyah arasındaki renk farkı da tam olarak böyle arkadaşlar. Şu vazodan ben aldım ve sanırım sadece bir tane kalmış. Aldım ama hala size gösteremedim. Evde öylece duruyor. Yani o kadar vaktim olmadı gerçekten. Ve burası da
böyle. Bu da böyle. İşte atıyorum şurasına bir tane uzun mum ve şuraya işte atıyorum işte. Ne olabilir? Yatak odasında kullanılacaksa yüzük tabağı olabilir. Bu şekilde kullanılabilir. Bunun fiyatı 60 TL ve burada böyle bir şamdan var. Bunu zaten önceki videomda da göstermiştim. Bayağı ağır bir şey. Bunun fiyatı da 129 TL arkadaşlar. Biraz daha gümüş reyonları çeker misin diyenler için şöyle birazcık bir yer vermek istedim. Burası da H&M'in gold detay olmayan reyonu diyeyim. Burada mesela ilk gözüme çarpan şöyle bir parça. Bunun fiyatı 49 herhalde, silinmiş. 79. Şöyle bir yine mumluk var. 68 lira. Ama en güzeli kesinlikle gümüş yatayda şu aynı arkadaşlar. Daha önceki videomda detaylı fiyatı da vardı. Ve şu da çok güzel. Bu da böyle bir uzun mumluk. Fiyatı 60 TL ama çok şık bir parça. Şu yeşil vazolar da evlerinize uyarsa eğer gerçekten çok şık durabilir. Ve burada böyle bir mum var. Ben bunu çok beğeniyorum ama şu an nerede kullanacağıma karar vermediğim için henüz almadım. Fiyatını göremiyorum ama 100 lira gibi bir şeydi sanırım. Ah, 90 lira gördüm. Ve burada da birkaç yeni ürün gördüm ama biraz fazla işlemeli. Çok sevmediğimi söyleyebilirim. Bu böyle, dikkatli alalım. Bunun fiyatı 95. Hani böyle içine ispirto doldurup da yakarsın ya, ona benzer bir şey yapmışlar. Ama şuraları benim için fazla işlemeli. Siz sevdiğiniz mi bilmiyorum ama göstermek istedim. Şu yukarıda böyle fanuslar var. Onlar da çok güzeller. Şu böyle köpük köpük gibi duran vazolar. İşte atıyorum yeşil vazo. Hepsi gerçekten evin ayrı alanlarında çok güzel değerlendirilebilecek ürünler. Şu palmiyeli saksı mumlar. Mesela bu deri kaplı, fiyatı yazmıyor. Bergamot kokulu. 95 TL arkadaşlar. Burada böyle bir mum var. Bu da 70 TL. Üstteki fanusun alttakini gördüm. Az önce yüksekte gösteremeyeceğim diye düşünmüştüm ama bunlar böyle. İşte içine atıyorum. LED ışık koyup bir köşede değerlendirebilirsiniz. Çok çok tatlı duruyorlar. Aynı vazoların amber rengi de var. Hani evinize uygun bu renk bir şey düşünüyorsanız. Çok çok güzel, diğeriyle aynı boyda ve böyle deri kaplı bir şamdan var arkadaşlar. Bu da böyle ağır duran bir parça gerçekten. Fiyatını göremedim. Bundan bakalım. Evet, 95 TL ve şöyle dokulu bir saksı var. Bu da çok güzel bir parça ve 129 lira. Bu arada kırlent reyonuna pek girmeyi istemiyorum. Hani göstermekten işin içinden çıkamam diye ama şunu çok dikkatimi çekiyor. Şu aşırı dikkatimi çekiyor. Çok güzel bir parça. Çok egzantrik yani. Çok otantik böyle. Bayağı hoş durur. 69 lira ama sanırım içi dahil değil. Bu arada indirim reyonunda hiçbir şey yok. Sadece bunu buldum. Fiyatını da bilmiyorum. Ama bunu alıp içindeki mumun hepsini eriterek çıkarmayı düşünüyorum. Ve şuna böyle çok minik görsel bir fesleğen ekip mermer tepsinin içinde kullanmayı düşünüyorum. O yüzden bugün bu parçayı alıp hemen içindeki mumu çıkaracağım. Hatta ben önce belki mumu yakarım. Biter, öyle çıkarım diye düşündüm şu an. Çok güzel bir parça bence. Gerçekten bu boyutta bu kadar küçük bir minik bir saksı arıyordum. Yine burada böyle kaktüs vazolar var. Aa, şamdan. Vazo değil. Şöyle 90 lira bu. Böyle bir vazo var diyeyim. O kadar ağır bir parça ki. 129 TL. Çok hoşmuş. Bir küçük boyu var. Bu da 119 TL. Balkonlar içinde böyle bir fener var. 95 lira. İki tane alarak böyle bir köşede değerlendirebilirsiniz. Bayağı kaliteli görünüyor. Bu yanda da şöyle leoparlı bir vazo gördüm. Bunu ilk defa gördüm. Bayağı ağır. 129 liraymış bu. Ve de böyle bir şey. Bu da 95 TL. Az önceki dokulu olan saksının böyle dokusuzu da var. Bu da 95 TL arkadaşlar. Şöyle bir de güzelim yıldız bir kutu var. Belki makyaj masalarınızın üzerinde kullanmak istersiniz. Bu 90 TL. Şöyle bu vazoların iki boyundan var. Bu 169. Ve bu 95 TL. Şöyle bir şamdan var.
Bu da 60 TL. Biraz daha şöyle size reyonları gezdireyim. Az önceki kolajen şöyle sarı renklisi var. Akasya ağacından, hatta mango da olabilir. Mango ağacından şöyle bir saksı var. Bu 70 lira. Şöyle kocaman bir bergamotlu mum var. Bu da 129. Benim sabunluğumun aynısının şöyle gümüş olanı da var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 80 lira. Gold olan 5 lira daha pahalı. Bilginiz olsun. Benim kullandığım takısından da bu. Gold renklisi. Ve şuraya aynı sabunluğun leoparlısı gelmiş. Eğer böyle bir parça arıyorsanız H&M'de var. Siyah başlıklı. Bu 95. Bunun fırçalı 70 TL. Bildiğin leoparlı. Yine şöyle şurada balkonlar için değerlendirilebilecek olan hasır ve yukarı asılabilecek saksılardan var. Balkonlarınızda değerlendirebilirsiniz. Çok çok tatlı. Fiyatı 95 TL. Son olarak da şu reyondaki bu şamdanı gösterip videomu sonlandırmayı düşünüyorum. Bu 50 TL arkadaşlar. Sizin için bayağı bir detaylı H&M home turu çektim. Bence gezmesi çok 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 zevkli olan bir mağaza gerçekten. Şam'dan bu arada. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Unutmayın ki desteğiniz beni motive ediyor.